Hayırlı akşamlar sevgili izleyiciler. Bu akşam iki değerli konuğumuz var. Kickbox antrenörümüz ve voleybol ve folklor antrenörümüz. İki antrenörümüzle bugün kickboxu, folkloru ve voleybolu konuşacağız. Bu antrenörlerimizin ayrı bir özelliği daha var. İki sporcu eş bizimle bu akşam konuk oldular. Ve onlarla evli eşlerin aynı spor dallarında olması veya farklı spor dallarının avantajı ve dezavantajlarını konuşacağız. İlk önce Yücel Hocam'dan başlamak istiyorum. Yücel Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kısaca kendinizi bize tanıtır mısınız? Ben Yücel Sarı. 89'dan bu yana, 98'den bu yana spor hayatının içerisindeyim. Yaklaşık 23 yıldır. O gün bugündür de bir fiil spor hayatımız devam ediyor. Hocam kickbox yapıyorsunuz Evet. Anladığım kadarıyla. Hangi ilçelerde devam ediyorsunuz? Şu anda Fatsa ve Çamaş ilçesinde kickbox kurslarımız devam ediyor. Fatsa 75. yıl kapalı spor salonu ve özel kulübümüzde. Çamaş Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla gençlik sporda kurslarımız hem çocuklara yönelik hem de yetişkinlere yönelik kurslarımız şu an devam etmekte. Fatma Yazar Sarı Hocam. Evet. Sizinle aynı okulda da biz görev yaptık. Evet, biliyorsunuz. Siz folklor eğitmenliği yaparken biz de karate çalıştırdık. Siz de Evet. Kendinizi biraz bize tanıtır mısınız? Fatma Yazar Sarı ben. Ben de yaklaşık ortaokuldayken başladım aslında öyle söyleyeyim. Spora, atletizme başladım. Daha sonra mülakatlara hazırlandım beden eğitimi öğretmenliği için. Çarşamba'da 2 yıl mülakatlara hazırlandık BESÇO için. 19 Mayıs Üniversitesi mezunuyum. Spor Bilimleri Fakültesi. Daha sonra oradan 2016'da okul bittikten sonra antrenörlük yapmaya başladık biraz atama olmayınca. Bu şekilde devam ediyoruz yani. Şimdi biraz izne ayrıldık ama dönüşte inşallah tekrar başlayacağız. İnşallah. Hocam ikiniz biliyoruz ki biz düğününüzü Evet. İşte hani flört dönemleri denir, o dönemlerinizde şahit olmuş bir abinizim. Yani ben hocanız olarak değil, bir yaş olarak abiniziz diyoruz. Biz iki sporcunun gerçekten bu hayatı birleştirmesi ve anlayışla devam ettirmesi bizim için çok önemli. Aslında örnekle teşkil ediyor belki bazı dönemlerde. İki sporcu arasındaki evlilikteki avantajlar, dezavantajlar nelerdir? Yücel Hocam'a sormak istiyorum. Yani çiftler anlaştıktan sonra pek Evet. Bir sıkıntı olmuyor. Bir de ikimiz de sporu seviyoruz gerçekten. Özellikle uzak doğu branşlarına gerçekten ikimizin de ciddi bir hayranlığı var. O yüzden de her alanda birbirimizi destekliyoruz. Evet ben onu söylemedim. Fatma Hocam aynı zamanda kickbox da yapıyor. Evet. Yani Evet. Hani bu çok önemli belki de. Güzel de bir şey aslında böyle olması. Hocam siz beden eğitim mezunusunuz. Ve atanamadınız şu anda Evet, işte halk eğitim aracılığıyla kurslar açıyorsunuz ve ben birçok gösterilerinizi de izledim. Çocuklarla diyaloglarınız falan çok güzel. Yakında da burada bir müjde verelim. Anne olacak Fatma Evet, inşallah. Hocamız inşallah. Kısa bir süre içerisinde bir kız bebeğimiz Evet. Allah nasip ederse dünyaya gelecek. Annelik duygusu ve çocuklara yaklaşım ne hissettiriyor sizde? Yani zaten çocukları çok seviyordum. Özellikle kız çocuklarını. Antrenman yaparken böyle hep küçük yaş grubuyla veya ortaokul yaş grubuyla çalıştığım için çok eğlenceli geçiyordu. Bir de hep böyle gerçekten seviyorlar yani. O şekilde halk oyunlarıyla başladık. Daha sonra işte voleybola geçtik. Keza kendi kulübümüzde işte boks, kickbox olsun. İlk kulübe geldiğimde şimdi birlikte bir tane öğrencim vardı, kız öğrencim Zeynep. Onunla başladım. Çok heyecanlıydı benim için ve ilk mezun oldum. Geldim, onunla kickbox çalışıyordum. Güzel geçiyordu. Yani hayalim de inşallah kız bebeği zaten hayalimdi. Allah'a çok şükür hayırlısıyla kucağıma almayı nasip etsin. Ona da böyle doğar doğmaz atacağız inşallah salona. Sporun içerisine diyorsunuz. Evet. O şekilde salonda büyüyecek Allah nasip ederse. Yüce Mevlam vatanına, milletine, bayrağına, dinine sahip çıkan saygılı bir evlat olmayı nasip etsin. İnşallah. Bizim en büyük duamız budur. Çünkü
bu evlat hayırlısını nasip etsin. İnşallah hayırlı evlatlar yetiştirmek de bana göre anne ve babanın eğitiminden geçiyor. Kesinlikle. Yani okul veya spor salonundan önce ilk eğitim ailede başladığına inananlardan bir tanesiyiz biz. Yücel Hocam, Fatsa ilçesinde, Çamaşır ilçesinde güzel faaliyetler yapıyorsunuz. Takip ediyoruz. Ben ilk önce Fatsa'dan bahsetmek istiyorum. Fatsa'da bir tane spor kulübünüz var. Evet. Kulübünüzdeki çalışmalardan, kulübünüzden bahseder misiniz biraz bize? Fatsa'daki kulübümüz Kartallar Akademi Spor Kulübü olarak biz faaliyete başladık. Önce isim araştırıyordum ben. Sonradan Kartallar'la ilgili ilginç bir hikaye okumuştum. Hikayeden esinlenerek o kulübün ismini... sonra bize de anlatın, biz de dinleyelim inşallah. O hikayeden esinlenerek kulübün ismini de Kartallar diye verdim. İşte 2016 9. ayda açtım ben kulübümü. O yandan bu yana Türkiye çapında pek çok başarılı sporcu yetiştirdim. Hem Türkiye'de hem de il genelinde güzel dereceler aldılar çocuklar sağ olsunlar. Emeklerimizi karşılığını boş çevirmediler. Kulübümüzde sadece çocuklara yönelik değil, aynı zamanda yetişkinlere yönelik de kurslarımız var mevcut. Yani 30'lu yaşlarda, 40'lı yaşlarda, hatta 50-55 yaşında gelen velilerimiz de var. Sağlıklı yaşam için daha çok geliyorlar ve güzel de memnunlar yani gayet çalışmalarına. Sonuçlarını da gördükleri zaman çok daha memnun oluyorlar. Ben her programda şunu söylüyorum. Spor artık bir yaşam tarzı olmalı. Kesinlikle. Yani kesinlikle. Her programda üzerine basa basa söylüyorum. Sporun yaşı yoktur. Yani nasıl sabah kalktığında kahvaltıyı sofranda görmek istiyorsan, öğlende yemeği yemek istiyorsan, akşam yatmadan önce kahveni içmek istiyorsan sporu artık bir yaşam tarzına getirmek zorundayız. Çünkü obeziteden kurtulmak, sağlıklı yaşam, birçok hastalığın önleyicisi spordur. Yani onun için spor mutlaka yapılmalı diye düşünüyorum. Hocam, Kartallar dediniz. Ben hani bizim halk deyiminde Kartallarla ilgili bir şey vardı. Kartallar yüksekten uçar. Evet. Siz de bundan da sinirlendiniz yoksa? Yok, Yeniden Doğuş diye bir hikayesini okumuştum. Bir kitapta denk gelmiştim. Hikaye gerçekten etkilemişti beni. O yüzden öyle yaptım. Ama yani dediğiniz gibi Kartallar yüksekten uçar. Hedefimiz yüksekler bakalım. İnşallah. Programımız bu arada izleyicilerimiz için söylüyoruz. İnteraktif üzerinden yayınlanıyor. Mesajlarınızı atabilirsiniz. Hem Fatma hocamıza hem Yücel hocamıza sorularınızı bize sorabilirsiniz. Mesaj atabilirsiniz. Biz cevaplamaya hazırız. Fatma hocama dönmek istiyorum. Fatma hocam, siz gerçekten birçok bayanın evde oturup işte beklerken veya bir şeyler yapmıyor gerekirken, aynen, ben de şahitlerinden bir tanesiyim. Spor için çok mücadeleler verdiniz. İşte Şehit Beyoğlu Yavuz Okulu'nda halk eğitim nebzinde folklorla başladınız. İşte voleybolla devam ettiniz. Yine voleybol, yine halk oyunlarıyla devam ediyorsunuz. Birçok kickboksla Yücel Hocam'la beraber antrenmanlar yapıyorsunuz. Nasıl yani bu kadar işin içinden çıkmak? Bir de çünkü biz erkekler biraz hep kadının eline bakan eve gittiğinde bir yapımız vardır. Yücel Hocam bu arada mutfakta size yardım ediyor mu? Ediyor. Boş kaldığı zamanla da oluyor ama yani genelde hep geç geldiği için bana düşüyor biraz da. Yani o ben sizden bu konuda zorlukları, avantajları buradan izleyen bayan arkadaşlarımıza, kızlarımıza, genç kızlarımıza neler tavsiye edersiniz? Biraz bu konuda sizden bilgi almak istiyorum. Şöyle başlamak istiyorum aslında. Yani ben spora başlarken dedim ya, atletizm, koşuyu seviyorum, koşmayı seviyorum. Sporu zaten başlı başına, en başında. Çünkü kendim çok hareketli bir insanım. Yani şöyle düşünün, ben karne alırken hoplaya zıplaya karneyi göstermeye giderdim. O kadar herkes beni o kadar tanımış ki. Yani çok hareketli, çok işte hocaların mesela bir anı defterimiz vardır bizim küçükken, hani ilkokullarda oluşturduğumuz. Onlara böyle hep şey, hocalarım şey yazardı bana. Zıp zıp, yerinde durmayan. Küçüklükten beri öyleydim yani. Daha sonra spora başlarken aslında şöyle, biraz da kapalı olmanın dezavantajını o dönemde çok yaşamıştım. İşte kızlar koşar mı? Kızlar işte spor yapar mı? Veya kızlar bisiklete biner mi? Şeklinde. Ben köyden ilçeye, ilçedeydi koştuğumuz yer. Koşarak iniyordum mesela oraya. Hep böyle farklı gözle bakıyorlar. Atletizm daha sonra, de var sizde o zaman. Evet. Bak daha neler çıkacak. Koşmayı çok seviyorum. Daha sonra şey de yapınca, yani BESU'ya girince, üniversiteye girince demek ki kızlar da yapıyormuş algısı oluştu. Bu şekilde yani beni tanıyanlar zaten hep söylüyorlar, hani hocam işini gerçekten çok severek yapıyorsun veya çok insanları bir şey yaparken çok eğlendiriyorsun, teşvik ediyorsun.
kendi kulübümüzde bayanlara özel ders, yani grup dersleri özel, zumba, aerobik yaptırırken de onlara da veriyorum aynı zamanda. Onlar mesela her şekilde yani insana teşvik ettiriyorsun diyorlar yani. Yani gerçekten herkesin spor yapması gibi, özellikle bayanların spor yapması gerekiyor. Kesinlikle her konumda söylüyorum. Evet. Bayanların spor, diğer aktiviteler, evet, sosyal projeler içerisinde mutlaka olması lazım. Çünkü bayanlar antrenör olarak da çok farklı. Evet. Çünkü çocuklara annelik duygusuyla yaklaşıyorlar ve daha verimli oluyor. Evet. Aslında onlara daha çok psikolojik olarak, anatomi olarak onlara daha yakın hissediyorlar kendilerini. Ben bu konuda her zaman söylüyorum. Bayanlar mutlaka her işinde olması, kapalıdan sporcu olur mu, koşar mı, evet, bal gibi de oluyormuş ve görüyoruz karşımızda. Arkadaşlar ben şunu söylemek istiyorum. Hiçbir spor çocuğumuzu kapalı diye, işte veya açık diye, onu şunu yapamasın, bunu önüne setler koymayalım. Bırakalım, evet, o mesleğini seçsin. Ve bugün görüyorsunuz ki Fatma hocamın da olduğu gibi bu işten ekmek yiyor. Belki evine sofrasına bir ekmek götürüyor bu spor dalından. Evet, evet. Spor nedir? Spor nedir? Şimdi Yücel hocamla bu konuda konuşalım. Spor. Şimdi veliler bize ilk geldiğinde, Yücel hocam size de öyledir, çocuğum sokakta kendini savunsun. Evet. İşte özgüveni yerine gelsin diye gelir. Ama sporun aslında bir meslek olduğunu biz hala velilerimize ve halkımıza anlatamadık, değil mi? Evet. Bu konuda siz de muzdarip misiniz? Aynen, biz de. Peki bu konuda neler söylemek istersiniz? Ya genelde aileler spor dendiği zaman biraz daha şey olarak görüyorlar. Böyle nasıl diyeyim? Gereksiz bir şeymiş gibi görüyorlar. Ama öyle değil. Spor aynı zamanda hayatımızda bir yaşam tarzı. Yani çocuklarımızı olgunlaştıran, onların hayal gücünü geliştiren, işte hayatta özgüvenlerini kazanmalarını sağlayan, kendilerini daha ifade etmelerini sağlayan. Mesela bugün spor yapan çocuklar bence hem okul hayatında hem de normal hayatında çok daha başarılı yerlere gelebiliyorlar. Daha yetişkin, daha böyle olgun, daha saygılı bir birey oluyorlar. Aynen, aslında. Evet. Ne istediğini bilen, ne yapmasını gerektiğini bilen bir birey olarak yetişiyorlar. Aynen. Ve spor olarak yetişen bir bireyin de disiplini aldığı için ailesine, dışarıdaki yaşlılara veya arkadaşlarına konuşma tarzları bile değişiyor bence. Çünkü aynen, o saygınlığı alıyor. Bu konuda aslında bir nevi eğitim alıyorlar. Yani ahlaki sporun yanında beden eğitimi, evet, derdik. Evet, eskiden biliyorsunuz, evet, beden eğitimiydi. Gençlik spor değildi. Beden eğitimi, beden terbiyesi, evet, olarak geçiyordu. Beden terbiyesinin yanında ahlaki terbiyeler de alınıyor sporda. Özellikle bireysel sporlarda bu çok önemli. Birebir ilgilenildiği için biz öyle hissediyoruz ve öyle olmalı. Çocuklarımızı spordan uzak tutmamalıyız. Hocam biliyorsunuz, bahsettik başlangıçta, bebek bekliyoruz. Evet. Ve şu anda herhalde antrenmanları yapamıyorsunuz. Yok, yapamıyorum. Son dönemler artık son bir ayımız kaldı inşallah. Son bir ay kaldı. Kızımızın dünyaya gelmesine, evet, ne hissediyorsunuz? Iyi. Çok heyecanlı, çok farklı. Bir de spordan şimdi uzak kaldım biraz. Yani yine yaptım. 32. haftaya kadar yaptım. Aslında 32 de artık annelik rapor alınıyor zaten. Tabii ki hamilelik döneminde de sporu devam ettirmek gerekiyor ama egzersizlerle devam ettirmek gerekiyor. Şimdi zaten pilatese yöneldim artık. Evet. Evde pilates yapıyorum biraz. Doğum hazırlık için. Bir de beni insanlar görünce şimdi hocam hani hiç kilo almamışsın, hiçbir şey yok. Ya şaşırıyorlar. Bu diyorum sporun bir faydası yani. Spor, kesinlikle, yapmanın faydası. O şekilde heyecanla bekliyoruz bakalım. İnşallah hayırlısıyla alırız kucağımıza. İnşallah. Hocam en son Fatsa'da yaptığınız faaliyetlerden sonra siz de herhalde Çamaş'ta voleybol çalıştırıyorsunuz. Evet, ben de Çamaş'a başladım. Bunu okullarda mı yapıyorsunuz yoksa genel olarak herkese mi açık, sadece belli bir okulun çocuklarına mı yaptırıyorsunuz? Şöyle, bütün okullardaki çocuklar gelebiliyor. Çamaş Gençlik Spor Merkezi. Hemen belki orada yaptırıyoruz. Oranın spor salonu var. Yeni yapıldı zaten. Oraya yeni geçildi. Gayet de güzel olmuş orası. Orada eşimle birlikte yaptırıyoruz. Çamaş'ın şöyle bir şeyi de var. Avantajı da var. Fahri Başkan. Biz Fahri Başkan'a, ilçe müdürüne Fahri Başkan deriz. Fahri Başkan sporu seviyor. Çok. Gerçekten seviyor. Yani biz kendisiyle iyi tanışırız. Buna da selam olsun. Fahri Başkan gerçekten sporu seviyor. Yıllar önce biz de bir görüşme, salonda çalışmasında görüşme yapmıştık. O konuda Çamaş biraz şanslı diğer ilçelerden, küçük ilçelerden diye düşünüyorum. Evet. Fahri Başkan aranız nasıl? Yücel Hocam. Fahri Hocam'la aramız gerçekten iyi. Çok sağ olsun kendisi. Bize ciddi anlamda yardımcı ve destek oluyor. Evet. Ve oraya gerçekten öyle bir spor salonu kazandırdığı için ben gerçekten ona teşekkür ediyorum. Gayet çevresindeki insanlar da şu an salonu gördükçe, tanıdıkça ciddi bir rağbet var.
ve çok ciddi anlamda katılımlar. Şu an 85'in üzerinde aktif gelen sporcu sayısı var. Maşallah. Gruplara böldük. 3'er 4'er grup. Onun haricinde jandarma grubumuz var orada. Jandarma ile biz birebir yakın savunma tarzında çalışmalar yapıyoruz. Onlar için de güzel ve verimli geçiyor. Yani bu hem o küçük ilçelerde ben hep derim. Arka ilçelere arkadaşlar, arka ilçelere mutlaka değer kıymet vermek zorundayız. Çünkü oradaki zaten Fatsa, Ünye, Ordu, Altınordu gibi ilçelerde herkes belli bir spor dallarına erişebiliyor. Ama arka ilçelerdeki çocuklarımızı, arka ilçedeki gençlerimizi, arka ilçedeki halkımızı spora yönlendirmemiz lazım. Oralara hep para için değil. Çünkü bu para için yapılmaz gerçekten. Evet. Ben de yıllarca kumraya gidip geldim biliyorsunuz. Evet. Yani para için yapılmaz. Çünkü orada gerçekten hem keşfedilecek değerler var. Hem kesinlikle de oradaki olmaz. Halkı biraz daha sporu sevdirme, tanıtma açısından güzel şeyler yapıyoruz. Ben de bu konuda sizi tebrik ediyorum gerçekten. Çamaşır'ın da şöyle çok ciddi anlamda sporcu potansiyeli var. Yani çok aktif sporcular yani elinden tutulsa bir derece çıkaracak şeklindeler yani. İnşallah ki öyle düşüncemiz var, çıkaracağız. Öyle umuyoruz. Çamaşır tabii güzel bir Türkiye şampiyonu. Avrupa, dünya. Türkiye şampiyon olsun, Avrupa şampiyon olsun, dünya şampiyon olsun. Bunların yanında benim hep şu tezim var. Yani şunu savunuyorum. Ya nasıl olsa çocuk bir gün şampiyon olacaktır. Evet. Yani o küçük ilçelerde artık, çünkü bu bizim dilim bunu söylemek istemiyor ama bu kötü alışkanlıklar artık köylere kadar yayıldı. Evet. Oradaki o 85 tane çocuğun içinden 2 tane çocuğu alıp gerçekten ahlaklı, vatanını, bayrağını seven bir birey olarak yetiştirdiğin zaman zaten Yücel hocam dünya şampiyonu aynen. yetiştirmiştir yani. Aynen. Gerisi boş yani. Tamam mı? Aynen, yani biz buna bakıyoruz. Bu ara mesajlarımız var. Onları da bir okuyalım değerli seyircilerimizden. Hakan Yıldız. Hakan abi. İyi yayınlar Ahmet Bey. Misafirleriniz Ünye'ye hoş gelmişler teşekkür demiş. Ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Adnan Sobi abim. Adnan abim çok kıymetlidir. Turizmler Dernek Başkanı. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum Ahmet Bey. Kıymetli konuklarınıza spor hayatlarında üstün başarılar diliyorum demiş. Metin Giden. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Yücel hocama ve Fatma hocama hayatta başarılar diliyorum. Rabbim inşallah çocuklarını sağlıklı bir şekilde kucaklarına almayı nasip eylesin demiş. Abdullah Dumanlı iyi yayınlar diliyorum demiş. Serpil Alem, bu arada Serpil Alem bizim sıkı bir izleyicimiz. Her programımızı mutlaka izliyor ve mutlaka yorum yapıyor. Kendisi Isparta'da bir ebedir aynı zamanda kendisi. Kıymetli bir izleyicimiz. Sporun özellikle normal doğum üzerinde çok büyük etkisi vardır. Kesinlikle. Söylemiştim ebe olduğunu. Hemen o konuya değmiş. Hocamıza evladına hayırlısıyla kucağına almayı almasını dilerim. İyi yayınlar demiş. Ümit Güneş. Bizim Ümit hocamız. Spor uzmanımız biliyorsunuz. Evet. İyi yayınlar hocam demiş. Teşekkür ediyoruz Ümit hocam. Evet. Söylediğimiz gibi programımız interaktif üzerinden de yayın yapıyor ve arkadaşlar mesajlarınızı bize ulaştırabilirsiniz. Sorularınızı da sorabilirsiniz. Sadece dileklerle değil, bu şekilde de biz yanınızdayız ve sorularınızı cevaplamaya hazırız. Hocam, kickbox yapıyorsunuz. Bazı arkadaşlarımız, veliler şöyle düşünüyor belki de. İşte televizyonlarda görüyorlar çünkü işte kanamalar çıkıyor, evet. Kırıklar çıkıyor veya aslında bu profesyonelde böyle, amatörde benim bildiğim için karatede böyle koruyucu tüm şeyler alınıyor. Ve şu ana kadar da ben miniklerde, yıldızlı ümitlerde bir sakatlanan kişiyi hiç görmedim. Çünkü bu konuya biraz değinir misin? Halka açıklatmaya yönelik. Çünkü velilerimiz bu konuda çok muzdarip. Evet, biz kesinlikle. Sporu tanıtıyoruz. Eğer sporun her branşını tanıtıyorsak onu da onun antrenörünün ağzından nasıl olduğunu şöyle dinlemek istedim. Dinleyelim. Bugün bir tane velim sırf bununla alakalı bir araştırma yapmış. Kitbox'ta sakatlanma ne kadar oluyor diyor. İnternette araştırma yapıyor ve araştırmanın sonucunda karşılaştığı sonuçla çok oluyor. Diyor ki ya bugün diyor yapılan müsabakalarda, amatör branşlarda diyor sakatlanma riski en düşük olan spor branşı olarak diyor ilk sırada. Evet. Bu diye nasıl olabiliyor? Hani biz diyor televizyonda izliyoruz gerçekten sert geçiyor ama istatistikler diyor bunu nasıl böyle gösteriyor? Şimdi kickbox dendiği zaman gerçekten insanlar televizyonda izledikleri profesyonel maçlarla kıyaslıyorlar. Evet. Ama kickbox bugün şiddet içeriyormuş gibi geliyor daha çok. Şimdi kickbox, tekvando, karate
insanlarımızın gördüğü gibi değil aslında. Ben bunu hep diyorum. 2015'te belki siz de onu araştırmasını bakmışsınızdır. 2015 yılında dünya BESYO'daki görev yapan doçent ve profesörler bir araştırma yaptılar Zürih'te. Tamam mı? Ve oradan bir karar çıktı. Bu dövüş sporlarının yüzme sporu kadar bile sakat olmadığı ortaya çıktı. Biz bunu, siz de beden eğitimi mezunusunuz bilirsiniz. Biz bunu her zaman söylüyoruz ve bu gazetedeki yayınlarında da, televizyon programlarında da hep söylüyorum. Arkadaşlar, o kadar koruyucu şeylerimiz var ki, evet, yeleğimizden tut, kaskımızdan tut, dişliğimizden tut, evet, karateden son zamanda yüz maskesi de çıktı, işte kaval kemik koruyucusundan tut, dirsek, her şey var. Her şey var. Ve zaten öyle gözüktüğü gibi de sert darbeler yasak. Darbeler yok zaten. Yani evet, ama işte insanlar öyle zannediyor. Hatta bazı veliler şöyle de geliyor. Diyor ki, ya hocam benim çocuğum gelsin, 3-5 ay devam etsin, kendini savunmayı öğrensin, 3-5 kişi aşağı indirsin, bu bize yeter. Ama sonra bu değişiyor tabii ki. Aynen. Evet hocam, bu konuda sizi dinliyoruz. Şimdi kickbox kendi içerisinde 7 gruptan oluşuyor ve bu grupların her birinin müsabaka sistemi farklı. Küçük yaş gruplarına hitap eden point ve light branşlarımız, kesinlikle sakatlanma ihtimali olmayan ve bütün koruyucu ekipmanları sizin dediğiniz gibi. Aynen. Evet, yani salonda yapılan spaydık maçlara benziyor biraz da. Evet. Dokunun çek, puanlamaya yönelik hız ve refleks gerektiren bir spor. Sonra kit light, müzikli form, full contact, low kick ve K1. Yani dediğimiz gibi 7 branş. Ve bu 7 branşın her birinin müsabaka sistemi yaş gruplarına ve sertlik derecelerine göre değişiyor. Kim hangi branşta yarışmak isterse ona göre yarışıyor zaten. Ki yarışmalarda sizin de az önce saydığınız gibi bütün ekipmanlarımız mevcut. Kaskı, dişli, işte boks eldiveni, kaval koruyucu, ayak koruyucu, işte bayanlarda evet, göğüs koruyucu. Bütün evet, ekipmanlar mevcut. Kesinlikle sakatlanma ihtimali neredeyse yok denebilecek kadar az. Ya, o algı da zaten şu şekilde oluşuyor. Televizyonlarda hep profesyonel maçları verdikleri için. Aa işte yüzü kırıldı, yok yüzü dağıldı, yok şöyle oldu. Hep öyle algı oluşmuş. Özellikle çocukları getiren velilerde. Açıklama yapıyoruz tabii önden. Kesinlikle öyle değil. Televizyonda izlediklerinizi unutun. Daha sonra başları izliyorlar. Aa böyle miymiş gerçekten, şaşırıyorlar. Ya işte bu burada iş bize düşüyor. Ben şunu diyorum. İşte biz ordu genelinde kaç tane uzak doğu sporları ve mücadele sporları. Ben dövüş sporu demek istemiyorum. Bazı mücadele arkadaşlar sporları, dövüş sporu olarak bunun adını savunma aynen, ve mücadele sporları demek. Evet. Çünkü dövüş dediğin zaman direkt akla başka şeyler geliyor. Aynen. Mücadele ve savunma sporları antrenörlerimizin aslında bir araya gelerek bunu her yazın tam halkın yoğun olduğu dönemlerde festival şeklinde evet, meydanlara küçük küçük tatamiler kurup, ringler kurup, tamam mı? Orada sınavlarını gerekirse, kuşak sınavlarını orada yaparak, gerekirse orada maçlar yaparak halka sporu tanıtmak zorundayız. Ama evet, bu da nereden geliyor? Birlik ve beraberlikten evet, geçiyor. Ama maalesef ki biz hep birbirimizin peşine düşmüşüz. Yani bir öğrenci için bir antrenör arkadaşımızın kalbini kırmaya alışmışız. Ben bu konuda çok muzdaribim. Ben hep şunu söylüyorum. Arkadaşlar, öğrenci, sporcu biz için hep gelip geçecektir. Çok evet, sporcumuz gelip gidecektir ama evet, antrenör veya hakem arkadaşımız bizimle ömür boyu yolumuza devam çok edecektir. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Onun için bu konuda biraz muzdaribiz. İnşallah bizim mücadelemiz bu yönde. Evet. Bu arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi, çünkü hiç kimsenin art niyetli olduğunu düşünmüyorum. Art niyetli olanlar da zaten zaman zaman kendiliğinden söğüşlenecektir. Bir araya gelip bu özellikle ordu bölgesi bu işi yapmalı. Ordu bölgesi genel olarak yapmıyor sonra büyükşehir olarak. Bu Fatsa Ünye'deki arkadaşlarımıza biz bu işi yapmak zorundayız. Eğer birlik olamazsak arkadaşlar hiçbir yere varamayız diye düşünüyorum. Evet. Sen bu konuda herhalde bir şey söyleyeceksin Yücel Hocam. Dinliyorum. Yok, söylediğin şeylere gerçekten katılıyorum. Yani bazı antrenörlerimiz sadece bir sporcu uğruna bütün hocalara sırtını dönebiliyor. Bu bence yanlış bir davranış. Sizin de dediğiniz gibi birlik ve beraberliğin olduğu yerde başarı kaçınılmaz. Kaçınılmaz. Ama birlik ve beraberliğin olmadığı bir yerde de ne sporcularda bir başarı gelebilir ne de o ilçede spor ciddi anlamda gelişebilir. Ben böyle düşünüyorum. Az önceki söylediğiniz konulara da gerçekten katılıyorum. Yani birlik ve beraberlik mutlaka bir şekilde olması zaten lazım. Kesinlikle. Hoca zaten öğrenci, sporcu hocasını örnek alıyor. Bir kere hocalar arasında, antrenörler arasında birlik olmadığı zaman çocuğa da o şekilde yansıyor. Yani sporcuya o şekilde aa bak böyleymiş diye yansıyor yani. Şimdi şöyle bir şey de ortaya çıkıyor bu arada. Görüyoruz.
bizden kaynaklanıyor. Biz aslında sporun kötüsü yoktur. Hep ben derim. Aynen. Sporun içindeki bireyler o sporu rencide eder ve kötüleştirir. Sebebine gelince bakıyorsun kuşak sınavı yapıyor. Kuşak sınavından sonra sınav federasyona bildirilmemiş. İşte bakıyorsun hiç branşın adı yok. Dernek federasyonu gelmiş işte 17-18 yaşında 20 yaşında her neyse daha bir yıllık belki hiç spor yapmamış kişiye 3. 4. danlar eğitmenlik belgeleri bilmem neler bilmem neler işte ondan sonra maalesef ki bizler emek veren 30 yılını 35 yılını bu işe verenler böyle çırpınıyor, çare arıyor. Ama bu çareyi ararken dedik ya abi kardeş duygusuyla gitmek lazım. Yani spor gerçekten sevgi ve saygı sporudur. Yani biz bireysel sporlar özellikle bizim işte karate, kickboks, tekvando, judo, güreş gibi sporlarımız gerçekten disiplin altında yürüyen bir spor dalları. Bu konuda biz birlik olmak zorundayız diye düşünüyorum. Evet Fatma Hocam, bebeğimiz dünyaya geldikten sonra uzun bir süre spordan yine ayrı kalacaksınız gibi gözüküyor. Gözüküyor evet. Zaten şöyle belli bir aya kadar bebeğin öz bakımı anneye ait olduğu için, evet. Anneye bağımlı olduğu için daha doğrusu bebek. Onunla ilgilenmek durumunda olacağım. Sıkıntı yok. Daha sonra işte bir yaşından itibaren artık yavaş yavaş böyle yaklaşacağız eşimle birlikte. Salonumuz zaten eve çok yakın. Kendi spor salonumuz. Orada artık biraz böyle yavaş yavaş egzersizle başlayıp daha sonra çocuklara birlikte döneceğiz inşallah. Biraz önce Yücel hocamla evde antrenman yaptığınızı gördüm. Evet. Ara sıra kızı pırsını sinirini alıyor musun Yücel hocamla? Şöyle bir sağlam vuruşlar yapıyor bazen musun? Bazen oluyor ama çok iyi gard aldığı için kendisi. Savunmasını iyi yapıyor çok, diyorsun. Çok iyi. O yüzden indiremiyoruz çok fazla. Kendine çok temas ettirmiyor yani o konuda. Ya boksu gerçekten şimdi edemiyorum ama boksu iyi yani gerçekten çok iyi. Zaten şöyle ben üniversitede aslında hep istiyordum yıllardır boks, kickboks. Üniversiteye gittiğimde orada bir arkadaşım hatta ortak arkadaşımızmış. Ben sonradan öğreniyorum tabii Mustafa abi. Mustafa Kol belki tanırsınız. Yok tanımadım. Onunla tanıştım boksu. Daha sonra yapmaya başladım işte antrenmanlar vesaire. Daha sonra Yücel hocamla zaten tanışıyoruz. O şekilde başladım boksa, kickboksa. Gerçekten benim alanımmış yani öyle söyleyeyim. Sporcu çok seviyorum. Bir antrenörün eşi olmak, sporcu olarak sporcu bir antrenörün eşi olmak nasıl bir şey? Yani çakıştığınız noktalar oluyor mu? Çünkü ikiniz de anatomi biliyorsunuz. Evet. İkiniz de pedagoji biliyorsunuz. Yani çünkü biz pedagoji ve anatomi deyince belki seyirciler biz bilmiyorlar ama siz iyi biliyorsunuz onu. Bu konuda tezat düşüncelere veya fikirlere düşüyor musunuz? Mutlaka evde konuşuyorsunuzdur. Tabii çok fikir alışverişi yapıyoruz. İstişare çok yapıyoruz sporcular hakkında vesaire. Genelde tezat düşmüyoruz ama hep böyle fikir alışverişi. Ama böyle olsaydı... sen biraz da akademisyen yönünde olmuşsun ağır basıyorsun gibi geliyor bana. Evet, o konuda bilmiyorum ama yani şey oluyor aslında. İşte diyelim ki egzersiz programı hazırlıyoruz. Ortak bir sporcumuz var. Veya maç öncesi beslenme. Ben daha çok beslenme yönünü ayarlıyorum. Veya eşim antrenman metodunu şey yapıyor, ayarlıyor. O şekilde fikir alışverişi çok yapıyoruz birlikte. Şimdi şöyle vardır. İşte bir antrenman şeyi hazırlarsın bugün. Şu antrenmanı yapacağız diye ama o gün çocuklara bir bakarsın. Fizikolojisi farklıdır. İşte pedagoji dediğimiz nokta ortaya çıkıyor. Eğer aynı şeyde ısrar edersen başarı düşmeye başlar. Evet. Çocuğun gardı düşmeye başlar. Evet. Ben bunu çok yaparım. Özellikle siz de bütün antrenör arkadaşlarımız da yapıyoruz zaten. Evet. Tamam orada çocuğu bir oyun şekline sokup motivasyonunu yükseltip hatta daha belki kondisyon yaptırıyorsun ama o farkında değil. O oyun oynadığını zannediyor. İşte pedagoji burada ortaya çıkıyor. Onun için akademisyeninize ağır bastın demem o konudaydı size. Yücel hocamın gerçekten Fatsa'da yaptıklarını biliyoruz. Yani bütün antrenör arkadaşlarımızın güzel şeyler yapıyor. İyi şeyler yapmak zorundayız. Çünkü biz antrenörlerin tek bir gayesi var. İnsanlar bize en sevmediği, yani kıyamadığı, en sevmediği şeylerden uzak tutmak için çocuklarını ve kıyamadıkları çocuklarını bize emanet ediyorlar. En değerlerini bize emanet ediyorlar. O en değerlerini bize emanet ettiklerinde de biz onlara kendi
gözümüz gibi, kendi evladımız gibi sahiplenmek zorunda kalıyoruz. Yani aslında sorumluluğumuz çok ağır. Aynen öyle. Bir baktığınız zaman antrenör arkadaşlarımızın bu konudaki sorunu, çünkü 4 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşında, 7 yaşında, 10 yaşındaki çocukları getiriliyor ve sana teslim ediliyor. Burada bu çocukları iyi anlamak zorundasın, psikolojisini bilmek zorundasın, o anki gardının, moralinin tespit etmek zorundasın. Yani şöyle yapmak gerekiyor belki de, siz de yapıyorsunuzdur, biraz sonra soracağım ama. Çocukları salona geldiği zaman direkt karateyle, kickboksla, tekvandoyla boğmamak lazım. Onlara ilk önce oyunlarla, jimnastik evet. hareketleriyle esnemeyi yaptırmak lazım. Siz de böyle mi yapıyorsunuz hocam? Ya biz de aynı ilk etapta. Mesela ilk iki hafta daha çok çocukların ne istediklerini, ne yapmak istediklerini anlamaya yönelik. İşte egzersizdir. Hoplama, zıplama, takla attırma. Eğlendirerek sevdiriyoruz. Bakıyoruz ki çocuk neye yatkın? Ha, şu yöne daha yatkın. İşte biz seninle böyle bir çalışma yaparsak çok daha güzel başarılar elde edebilirsin. Bu tarzda çalışmalar yapıyoruz yani ilk etapta başladığımız zaman. Direkt antrenman pat deyip de çocuğa direkt sen yumruk atacaksın, yani, sen tekme evet. atacaksın, böyle yapmıyoruz. Yani bu önemli çünkü. Önce yapacağı branşları zaten, bir anlatıyoruz. Evet, bunu yapan bu branş, zaten kaybediyor evet. sonucunda aynen öyle. Yani. Yani bu branş, böyle bir branş, bu spor, böyle bir spor. Biz ilk başladığımız zaman böyle yapıyoruz. İşte yavaş yavaş, aşama aşama seninle beraber bu şekilde çalışmalar yapacağız. Sen hangi yönünü daha çok sevdin? Onun sevdiği yönlere göre. Az önce dedik hani pedagoji. Onu biraz daha oyunla karıştırarak... Evet. Ona sevdirerek bu şekilde çalışmalarla başlıyoruz ilk etapta. Bir de şöyle sonra bir şeyimiz vardı. Sonra zaten zamanla alışıyorlar. Antrenmandan önce veya sonra 15 dakika kitap okutuyorduk mesela. Üst katımız var bizim salonda. Yani, kitap okutuyorduk. Kitap yani okutma, gerçekten çok şaşırıyorlardı tabii çok yani. Kitap okuma olur. Hı-hı. Çocuklarla sohbet olur. Evet. O çocuklara işte vatan, bayrak, millet sevgisini Hı-hı. aşılamak olur. Hı-hı. Yani bunlar... Antrenörün asıl görevleri zaten. Bunlar evet. çok önemli şeyler. Ben bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Bir gün çocuklarımızla oturup sohbet ediyorum. Ders bitti sizin Hı-hı. dediğiniz gibi. Veli geldi. Şunu dedi bana. Hocam ben size çocuğumu oturup sohbet edesiniz diye göndermedim. Antrenman yaptır diye gönderdim dedi. Özür diledik. Siz haklısınız dedik. Ama zamanla bunun ne demek istediğimi siz iyi anlayacaksınız dedik. Ama maalesef işte burada sorumluluğunu insanlar şöyle düşünüyor Yücel Hocam. Yani şimdi belli bir aidat ödüyor ya özelde. Hı hı. Bu aidatı ödüyor. Benim sanki çocuğuma o iki saati dolduracakmış. O iki saati gibi. Tamamen evet. hep bir çalıştırsın, evet. yorsun. İşte çocuğuma. Hayır. Çocuğa bazen bir kelime o iki saat antrenmandan değil 10 saatlik antrenmandan bile daha etkili faydalı, olur kesinlikle. Ve faydalı olur. Aynen. Ve o çocuk o sporu öyle bir sever ki eve gittiği zaman da çalışır. Belki ona hep 2 saat antrenman yaptırdığında eve daha spor salonuna bile gelmek istemeyecektir. Evet. Onu iyi analiz etmek gerekiyor. Bu arada Serpil Hanım'ın bir serdenişi var bize. Bu konuda yanlış anlaşılmışız galiba. Lütfen seyircilere hafife almayın. Sayın moderatörüm, bizim de anatomi de biliriz, pedagoji de biliriz demiş. Evet, bu konuda tabii ki herkese aynı koymuyoruz. Özür dileriz yanlış anlaşılma olduysa. Kimseyi de hafife almıyoruz. Kesinlikle herkes bilgisi dahilinde başımızın üstünde yeri var. Burada bir yanlış anlaşılma olduysa biz özür dileriz. Ki biliyorsunuz birçok anne babanın okuryazarlığı evet, yokken evet, bu ülkede evet. pedagoji ve anatomiyi bilmeyebilir. Bilen arkadaşlarımız tabii ki bizim başımızın tacı. Bilmeyenler de başımızın tacı. Biz onlara anlatmak zorundayız. Evet. Burada bir yanlış anlaşılma olduysa biz özür diliyoruz. Tabii ki hassas noktalar bunlar evet. görüyorsunuz. Evet. İnsanlar, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız en küçük bir kelimeden bile alınabiliyorlar. Biz tekrar söylüyorum, eğer bir yanlış anlaşılmamız varsa özür diliyoruz. Yücel Hocam, başarılara gelelim. Özellikle benim bildiğim kadarıyla minik ve yıldızlarda başarılarınız evet. var. Minik yıldızlar ve gençlerde, gençlerde başarılar var. Okul sporlarında okul sporları başarılar ve var. Biraz da onlardan bahsedelim mi? Olur. Geçen yıl bir tane kızım Antalya'da yıldızlarda Türkiye şampiyonu oldu. Okul sporlarında mı? Okul sporlarında. Okul sporlarında. Aynen. Kütahya ilçesinde. Kütahya ilinde. Kütahya ilinde evet. 32 kiloda yıldız bayanlarda Türkiye şampiyonu oldu. Ondan evvelki yıl bayanlarda boksör kızım vardı bir tane. 79 kilo. Türkiye üçüncüsü oldu. Yine aynı yıl erkek gençlerde ağır skeletim vardı. O da Türkiye üçüncüsü oldu.
Yani şu var, görüyoruz işte başarının büyüğü küçüğü olmaz. Bunlar evet. güzel başarılar. Çünkü oraya giden her sporcu orayı temsil ediyor. İlimizi aynen. temsil evet. ediyor. Burada il müdürümüz Sayın Mustafa Genç başta olmak şartıyla STK başkanları, belediye başkanları ve ilçe müdürleri bu çocuklarımızı bir türlü sahiplenmeli, sponsor bularak da ileriye yönelik. Çünkü gerçekten insanların maddi durumu malum. Bir maça gidiyoruz biz. Open'lara gidiyoruz özellikle. Aynen. Open'lar konaklama cebinden, maça girme parası cebinden, yemin ulaşım cebinden. Evet. Yani bunu veliye yansıttığımız zaman veli zorlanıyor. Yani göndermek istiyor. Çünkü biraz önce değil mi? Kıyamadıklarımızı emanet evet, ediyorlar. Evet. O kıyamadıklarını her yere göndermek istiyorlar ama maalesef ki düşün bir anne asgari ücretle, baban da asgari ücretle çalışıyor. Sen tutuyorsun Antalya'ya bir maça gidiyorsun. En az masrafın 2000 lira. O çocuğun masrafı. Bir aylık maaşını nasıl verirsin şimdi? Yani evet. Burada işte kime görev düşüyor? Belediye başkanlarımıza, evet. il müdürlerimize, gerekirse STK'nın bir grup başkanlarına görev düşüyor sponsoru evet. ve iş adamlarımıza en büyük görev düşüyor. Mesela. Buradaki tüm antrenör arkadaşlarımızın tek amacı var. İlimizi ülkede temsil etmek, en iyi şekilde temsil Balkanlarda, edelim. Avrupa'da ve dünyada temsil etmek. Ben şunu hep diyorum. Futbola verilen değerin evet. %1'ini bizim sporlara versinler, biz dünyayı titretiriz. Ya bugün futbolla kıyasladığımız zaman bizim ülkemiz futbol bazında dünyanın neresinde? Ama amatör spor branşlarına baktığımız zaman Türkiye bütün dünyadan daha fazla başarı getiriyor. Ama bir futbol kadar amatör sporların Türkiye'de değeri yok. Şimdi hem ben, Avrupa'da hem dünyada yani çok ciddi anlamda öyle, başarılarımız aynen öyle, gibi. Aynen öyle. Ama destek anlamında bakıldığı zaman hiçbir destek yok yani. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Belki siz biliyorsunuzdur. Son 4 yıldır Türkiye karatesi dünya zirvesinde. Biliyorsunuz değil mi? Duymuşsunuzdur. Dünya zirvesi. Yani Japonlar bile yenmiş ve şu anda dünyada lider durumdayız. Baktığınız zaman geçen İstanbul'da Premier Lig yapıldı. Premier Lig'in anlamı nedir? Olimpiyata kota almaktır. Yine birinci sıraya yerleştik. Şu anda sadece Japonya bizden bir sporcu fazlasıyla olimpiyatlara katılıyor da ev sahibi hakkı olduğu için. Keza bakıyorsun işte tekvandoya, kickboksa, bu mücadele sporlarına baktığın zaman dünyada gerçekten iyi durumdalar. Aynen. Ve şu anda birçok branşta iyi durumda olmamız gerekiyorken atasporumuz dahil bunun içinde güreş. Ben çok güreşe çok değer veriyorum. Gerçekten evet. çok değer veriyorum. Neden değer veriyorum? Çünkü bizim atasporumuz. Evet. Okçuluk, güreş bizim atasporumuz. Kendi branşım olmasa da benim en az yaptığım branş kadar ben değer veriyorum. Başkaları verir vermez ama benim için kıymetlidir. Çünkü bizim atasporumuz Türk sporudur. Bu mutlaka bu gençlerimize, bu çocuklarımıza sahip çıkılmalı diye düşünüyorum. Bu konuda maça gidiş gelişlerdeki sıkıntılarınızdan da biraz bahseder misiniz? Çünkü veliler size çocuklarınız veriyor. Bu çocukların başında siz işte netice itibariyle dedim ya 8 ile 15 yaş arası çocuklar maça gidiyor ve bu çocukların başındasınız. Sorumluluğunuz var. Neler yaşıyorsunuz veya neler hissediyorsunuz? Zorlukları nedir? Artıları nedir hocam? Ya zorluk anlamında zorlandığımız pek çok nokta oluyor. Ama çocukları oraya götürdükten sonraki elde edilen başarılar aslında bizim çektiğimiz zorlukları bir nebze olsun bizlere unutturuyor. Yani oraya gittiğimize değiyor gerçekten. Mesela biz bir Türkiye şampiyonasına gittik. Neredeydi? Elazığ'da. Bütün sporcular kendi cebinden masraf yaparak gitti. Ve orada bize dediler ki bütün ekipmanları sıfırdan alacaksınız. İşte ekstra bir sürpriz oldu. Bu federasyonun, bakın burada federasyonu eleştirmek zorunda evet, kalıyoruz hocam. Evet. Neden biliyor musunuz? Federasyon kendine bir tane sponsor buluyor. Tamam mı? A veya B firma fark etmez. Diyor ki bunları kullanacaksınız. Ya kardeşim bu insanlar zaten evet. zar zor maça gidiyor. Bu kadar. Zaten zar zor bu nedir? Mesela bizim Karate Federasyonu'nda böyle bir şey yok. Açık ve net evet. söylüyorum. Herkes istediği kıyafette gidebiliyor. Yeter ki VKF onaylı olsun. Hiç sıkıntı yok. Yani şimdi bir branşı bir branşta tutup da bir firmayı mecburi tutmak evet. bence rantçılık ve sömürgeciliktir. Bakın açık ve net söylüyorum. Bu hangi federasyon olursa olsun. Bunun aksini bize söyleyecek olan varsa gelsin kardeşim katılsın telefonla arasın konuşalım. Öyle şey mi olur? Zaten bu çocuklar
Zoraki gidiyor. Biraz önce bahsettim. Asgari ücret maaş alan bir anne çocuğunu gönderiyor 2000 lira masraf ediyor baba. E sen tutuyorsun orada. Bu malzemeler de öyle az bir malzeme değil yani. 7-800 lira 1000 lira tutan bir malzeme toplamda yani. Doğru mu hocam? Aynen. Ve tam şey alıyorsun yani full takımını alıyorsun. Maç yapıldığı yani, için. Yazık yani. Bu konuda kesinlikle ben Kickbox Federasyon Başkanı severim Salim Kayacı'yı. Yani mert bir başkandır. Evet. Ama bu konuda eleştiriyorum. Açık ve net söyleyeyim. Yani bir muzdariplik yaşadık. Burada bir muzdariplik çünkü yazık bu çocuklara yani bu insanlara. O zaman şöyle yapacak. Federasyon kendisi maç için oraya onar takım bir malzeme koyacak. Kardeşim bunları kullanacaksınız deyip federasyonun malzemesini kullandıracak. Yani yazık değil mi? Şimdi bir sporcu bir de bunun mavi köşesi, kırmızı köşesi var. İki takım alacak. Evet. Yanlış mıyım hocam? Aynen öyle hocam. Şimdi siz bu konuda çok konuşamazsınız. O federasyonun bir antrenörü oldunuz ama ben rahatlıkla konuşurum. Ben kendi federasyonun içinde konuşurum. Yani konuşmak zorundayız. Bu sıkıntılarımızı konuşmazsak çözüm bulamayız. Bulma şansımız da yok. Buradan da böylece inşallah sesimizi duyan olmuştur. Yani buradaki şeyimiz, serdenişimiz kendimiz için değil, çocuklar için. Çocuklar için. Burada bizim cebimize bir kuruş para girmiyor. Burada sadece düşündüğümüz o bize velilerin kıyamadığı çocuklarını teslim ettiklerinde onları zor durumda bırakmamak diye düşünüyorum. Peki hocam, ileriye yönelik amaçlarınız nedir? Başarı hedefleriniz nedir? Biraz bahseder misiniz? Allah nasip ederse her antrenörün olduğu gibi bizim de sporcularımızın Avrupa ve Dünya şampiyonu başarıları. Allah nasip eder de devamı gelirse inşallah olimpiyat şampiyonu çıkartmak. Bu şekilde faaliyetlerimiz yine devam edecek. İnşallah. Allah nice şampiyonlarına nasip etsin. Güzel güzel günlerde, güzel sporcularla, iyi sporcularla, ahlaklı sporcularla olsun. Ben şunu diyorum. Kesinlikle adam dünya şampiyonu olmuş. Ahlaklı olmadıktan sonra benim için bir anlamı yok aslında. Yani ahlak. İlk önce ahlak ve terbiye. Bu olursa adam şampiyon zaten olur. Bir türlü olur. Onun haricinde de ahlaksız bir sporcunun dünya şampiyonu olması, bizim bayrağımızı göndere çektirmesi benim için çok bir şey ifade etmiyor. Evet. Netice itibariyle çünkü o ahlaksızdır. Yarın parayı bulduğu zaman bayrağı bile satacaktır yani. Evet, evet Fatma Hocam. Ben sizi çok yormak istemiyorum. Biliyorsunuz. Mazeretinizi de biliyorum. Senden son sözleri alacağım. Sonra Yücel Hocam'dan son sözleri alacağım. Programımızı yavaş yavaş kapatacağız inşallah. Çok teşekkür ederiz hocam programa davet ettiğiniz için. Gerçekten güzel bir program olmuş. Umarım yani dileklerimizi, isteklerimizi yani istenilen yerlere ulaşmıştır. İnşallah yani spora gerçekten destek verilir. Yani futbol haricinde daha çok öyle söyleyeyim. Yani çocukları daha ileriye götürmek için. Ya aslında şöyle söyleyeyim. İlimizi gerçekten güzel tanıtabilirsek, güzel duyurabilirsek sporcularla. Bu da birlik beraberlikle olur. Birlik beraberlikle olur. Antrenörlerin kendi uyumuyla alakalı zaten. Onların uyumuyla olur. Güzel yerlere gelir yani. Güzel başarılar elde ederiz diye düşünüyorum. İnşallah. Ben buradan gerçek anlamda biliyorsunuz halk eğitim merkezleri aslında halk eğitimdir. Yani spor ilçe müdürlükleri varken onlar bu kursları açıyorlar. Antrenör arkadaşlarımıza destek oluyorlar. Özellikle Fassa Halk Eğitim Müdürümüz Barış Bey bu konuda kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çok büyük destekler veriyor. Biz buradan kendisine teşekkür ediyoruz. Diğer ilçeler, iller de öyle keza. Sizden de Yücel Hocam son sözlerinizi alıp ben halk eğitim aracılığıyla da olsa maddi durumu olmayan çocuklara ulaşabilmemiz için bizlere destek olan gerçekten halk eğitim müdürlerimize ciddi anlamda teşekkür ediyorum. Spora verdikleri desteklerden dolayı. Gerçekten nasıl diyeyim? Belli bir yere getiriyorlar yani. O en azından ücretsiz olduğu için, halka yönelik olduğu için. Tesis veriyorlar. Aynen. Ve onların bu spor yapmasına olanaklar sağlıyorlar. Belki de birçok kurumdan müdürlerimiz malzeme desteğinde bulunması için müracaatlar oluyor. Malzeme desteği veriyorlar bilmiyorum ama veriyorlardır %90. Bunlar çok önemli noktalar. Ben şunu da söylüyorum. Antrenör arkadaşlarımız da boş durmasınlar. Elini taşın altına biraz koysunlar. Hep böyle bize ayağımıza gelsin diye beklemesinler. Biraz mücadeleci olsunlar ki bunun
mücadelesini siz görüyorsunuz, ben görüyorum. Ben de biliyorsunuz ilk geldiğim seneler evet. işte Kumru evet. birçok ilçelerde verdik ve bugün elhamdülillah bizim için para kazancı değildir. Biliyorsun halk eğitim kurslarının saati bellidir, bir şey evet. bellidir. Buradan çıkacaksın Fatsa'dan 35 kilometre Kumru'ya gidiyorsun veya 18 kilometre Çamaş'a gidiyorsun. Arabanla evet. yakıt yakıyorsun. Aslında aldığın saat ücreti yakıta gidiyor. Evet. Bir de yemek yiyorsun orada cebinden yiyip geliyorsun. Yani bizim buradaki amacımız illa sadece para değil. Bizim amacımız gerçekten vatanına ve milletine değer veren, onları ileriye yönelik taşıyabilecek bilinçli gençler yetiştirmek. Bunun için ben gerek Fatsa'da gerek Çamaş'ta gerekli mücadeleyi kendi çapımda veriyorum. Ve bu mücadeleyi verirken bana yardımcı olan halk eğitim müdürlerimiz işte Fatsa Gençlik Spor İlçe Müdürü olsun. Çamaş Gençlik Spor İlçe Müdürü Fahri Müdür olsun. Sağ olsunlar. Ciddi anlamda destek veriyorlar bize. İnşallah biz de. Spora destek veren herkes başımız üzerine. Ben her zaman söylüyorum. Biz onlara hangi spor dalı olursa olsun, hangi spora destek verirler versin biz teşekkür ederiz. Çünkü spora verilen destek gençlere, çocuklarımıza, çocuklarımızın geleceği için verilen destektir. Evet. Onlar her zaman başımızın üstünde de yeri vardır. Biz de her zaman teşekkür ederiz. Yani eleştirmesi gereken yerde eleştiririz. Teşekkür edilecek, takdir edilecek yerde de teşekkürümüzü, takdirimizi her zaman yaparız. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Tüm ilçe müdürlerine, il müdürlerine ve son zamanda belediyeler bu işe çok el atmaya başladılar. Başkanlarımıza teşekkür evet. ediyoruz. Programı başka söyleyeceğiniz bir şey yoksa yavaş yavaş programımızı kapatacağız. Bizleri programa davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Umarım izleyenlerimiz için de hoş bir program olmuştur. Umarım. Umarım öyle oldu. Çünkü Fatma hocamın bu şekilde son günlerin saydığı günde buraya konuk olması da bizi ayrıca mutlu etti. Biz öncelikle ona çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür İnşallah en kısa zamanda İnşallah. Güzel evladınızı kucağınıza İnşallah. Almanızı İnşallah. Temenni ediyor. Allah sağlıklı bir evlat nasip etsin diyoruz. Abi. Evet sevgili seyirciler bu akşam bir programımızın daha sonuna geldik. İki değerli konuğumuz vardı. Yücel Sarı, Fatma Yazar Sarı hocalarımız bizlerle oldular. Hoş bir sohbet ettik. Sporu konuştuk. Sporcuyu konuştuk. Sorunlarımızı konuştuk. Bir başka programda bir haftaya aynı saatte yine birlikte olmak dileğiyle hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.